kendime koyduğum hedefler, hayaller var. Onları böyle adım adım yavaş yavaş emekliye emekliye ne yapıyorsun diyorlar bana mesela. Ben emekliyorum diyorum yani. Hı hı. Ee, başka bir şey yaparken hadi ben oyuncu olayım diye bir kafayı da ben sevmiyorum. Romantik bir adam mısındır, realist bir adam mısın? Valla ben geri gelince romantik, geri gelince de realist bir adamım hı hı. aslında. Bitti artık kaybettin Bütün hataların batıp çıkmaların gitti artık vazgeçtin Merhabalar. Bu hafta konuğumuz Aytaç Çaşmaz. Merhaba Aytaç'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> <İlk> özleştik. <özdeştik. gülüyor> Vallahi özleştik. Ya bir yıl oldu, bir yıl oldu. Oldu, bir yıl oldu. Karşılaşamadık da, karşılaşamadık da hiçbir yerlerde. Hiç karşılaşamadık. Hep program yaptık ama biz evet, uygulayamadık. Evet, evet. Biz, biz hep biz program yapıp bütün böyle <laughs> sonra <gülüyor> asla buluşamayalım. Asla. Aynen. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Hürriyet Pazar'ın yaptığı oylamada Türkiye'nin yeni jönü seçildin. İlk önce hani haberi gördün, okudun, ne hissettin? Ya insan gurur duyuyor. Niye gurur duyuyor? Bunu benim ailem de görüyor. Bunu benim arkadaşlarım da görüyor. Yani ben böyle bir şey olduğu zaman ilk onları düşünüyorum. İlk yakın çevremi, en yakınlarımı. Seni bile düşünüyorum mesela. Senin onu Hı. görünce gülümsediğini ve o enerjini hissedebiliyorum. Evet. O yüzden o çok tatlı, çok değerli bir şey benim için. Ee, şarkı yaptığım zaman da onu hissediyorum mesela. Benim yakınlarım dinlese bile sıkıntı yok. Ya, yani arabada açtığı zaman onu okey benim için. ben onu çok mutlu oluyorum. E, bu da öyle. Annem gidiyor alıyor gazeteyi. Fotoğrafını atıyor bana. Tamam ben dünyanın en mutluyum. Ve çok gurur duyucu bir şey. Hı. Yani e, o kadar oy almak, e, arkanda böyle güzel insanların olduğunu hissetmek çok değerli bir şey. Peki sence sen Jön müsün? Ben oyuncuyum. Hı hı. Yani e, ona kalıpları biz takıyoruz ya biraz. Hı hı. Jön diyoruz, karakter oyuncusu diyoruz işte vesaire. Yani ben oyuncuyum. Ben her kimliğe bürünmek isterim. Yani öyle hedeflerim var, öyle hayallerim var. Her noktada kendimi görmek bulmak isterim. Şu zamana kadar hep böyle farklı bir şeyler denemek istedim. Her zaman da böyle cesaretli davranmak istedim, güçlü olmak istedim, kendimle çatışmak istedim, kendimle yüzleşip kendimle kavga etmek istedim. Hep de bunu başardım. Hep de güzel sonuçlarını gördüm. Bu da o yolun bir parçası oldu benim için ve çok değerli. Yani hatta şey yazmışlar. İşte Aytaş Yaşmaz ve Cemre Baysel, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saatin işte tahtın altından ya güzel başlıklar çok tatlı hı hı. kimsenin tahtını almak gibi bir şeyimiz yok da hı hı. yani e, o kefeye konmak bile çok değerli ya değerli. yani hı hı. E, sevildiğini hissetmek de değerli insana enerji veriyor. E, Peki biraz önce dedin ya ben böyle farklı karakterleri canlandırmak ve hani bunun hı kavgasını hı hı. verdim hı hı. kendi içimde hani gerçekten böyle kariyerine baktığımızda aslında sözle başlayan evet. kariyerde ilk önce bir aksiyon işi yapıyorsun. Evet. Arkasından eee Hekimoğlu'nda bir dram evet, işi yapıyorsun. Evet. Sonra e, Baht oyununda bir romantik komedi işine evet. giriyorsun. Sinemada bir dönem işi Aşk sever severdi evet. çekiyorsun. Evet. Aslında hepsi birbirinden farklı e, türlerde birbirinden farklı karakterler. Evet hepsi farklı dünyaları vardı hepsinin. Evet hani bu senin için şey miydi? İstediğin bir şeydi dedin ama zor bir şey miydi aynı zamanda? Çünkü aslında şöyle bir şey var. 19 yaşında bu sektöre giriyorsun. 50 yüz bin yakışıklı adamsın. Çok güzel romantik komedi oynayarak garanti bir yerden gidebilirdin. Evet. evet. Ee, hani Bu nasıl bir karardı? Sence ne kadar doğru, ne kadar şey? Valla bu yol riskli bir yol. Yani göremiyorsun sonrasını. Hı hı. O riskler sonucunda ya her şey güzel bir yola çıkıyor ya da bazen bekliyorsun yani. Çünkü... Beklemek zorundasın güzel bir şeyi elde edebilmek için. Her zaman öyle olmuştur. ve Bir şeye çabalarsın, bir hayalin vardır. Sabretmek zorundasındır. Şimdi mesela sabrettiğim bir dönemdeyim. Hmm. Şu dönemde çok şey çıkıyor karşımıza çok şükür. Ama içine sinmesi önemli. Bu işler ilk sözle başlayan, hatta ilk kötü çocukla başlayan, sinema filmle başlayan, ondan sonra işte Yağız Hoca'nın meselesiyle bir daha söze o deşim verip orada da yer almak. Benim başlangıcım oldu hmm. ve hepsi de böyle farklı dünyaların insanlarıydı ve ben de e, hakkından gelmeye çalıştım diyeyim ve bunlar hmm. hep işte o farklı karakterlerin farklı tatları oluyor. Farklı tatlar da sana farklı enerjiler veriyor. Hmm. Bunların hakkından gelebilmek de yani seyircinin nezdinde e, kabul görünebilmek çok değerli. Başarabildiysem ne mutlu bana. E, şu an bunları konuşuyorsak hmm. ne mutlu bana. Hmm. evet e, Bu yaşıma kadar bunları yaptıysam şükürler olsun. Hepsi çok değerli ya. Daha da 24 yaşındasın evet, ya. Evet evet. Daha 24 daha, olmadık. Doğru <laughs> şurada doğum gününe de 4 5 evet, ayın dördünde. Ayın dördünde. Ayın 4'ünde. Biz programı yayınladığımızda yeni yaşına girmiş evet, 4, Evet. 24 olmuş olacağım. Ne hissettiriyor 24, 24, 24 olmak? Valla ya çevrem vasıtasıyla hep böyle kendimi daha büyük görmek zorunda kaldım aslında. Yani ya çalıştığım ya da çok koşturduğum için yerimde durmadığım için hep böyle büyüklerle, kendimden büyük insanlarla muhatap oldukça kendini büyük hissediyorsun bir yerde ve çok şey öğrenmeye başlıyorsun. Hmm. Farkında olmadan öğreniyorsun bu arada. E bir yerden sonra da o sana yapışıyor. Ben de kendimi 24 hissetmiyorum hmm. ama 24'üm. Hmm. Yani 24 olacağım daha hatta. O yüzden diyorum ya arkana baktığında 24 yaşındayken bu kadar çok şey... Ee, bu kadar güzellikler karşına çıkmışsa benim için çok değerli. Çok değerli. şanslı bir insanım bence evet. yani o konuda. Peki aslında şimdi dedik 19'dan başlayan 24'e giden şeyde 5 sene geçmiş Tabii. bu kariyerde. Şu anda geldiğin noktada oyunculuğun sendeki karşılığı ne? Ne ifade ediyor sana yaptığın iş? Ya yaptığım iş benim nefes almamı sağlıyor diyebilirim. Yani <laughs> e, çalışmayı sevenlerdenim ben. Durmayı sevmeyenlerdenim. Durdukça ya bir başka bir şeye yöneleceğim ya başka bir şey yapacağım. Kendimi bir yer tatmin etmem lazım. Yani o motorun çalışması lazım. O çark Hı -hı. durunca ben de böyle bütün duvarlar benim üstüme gelmeye başlıyor. Dar daralmaya başlıyorum. Hı -hı. Yani üretmek istiyorum daha doğrusu. Hı -hı. Öyle açıklayayım. Yani her alanda kendimi neyi seviyorsam ya da neye yeteneğim varsa ya da neye odaklandıysam orada en iyisi olmaya çalışıyorum. Hı -hı. Peki şimdi seni biz bir senedir neredeyse bir seneye yakın ekrandan uzaksın. Var mı yeni projeler? Yeni projeler var. Çok şükür var. Ee, güzel şeyler olacak diye umuyoruz. Öyle bir sektörün içindesin ki bir sürü yeni nesilden gelen insanlar, evet, evet, evet. arka arkaya yeni oyuncular ve aslında şimdi mesela bu John seçilme hikayesinde de bunların arasından sıyrılmak da çok zor. İşte bir sürü oy kullanılmış, evet. şey yani... Sence neden sen? Vallahi neden ben, ben bilmiyorum ama... Ee aldığım tepkiler o yani o güzel enerji herhalde benim geçirdiğim enerjinin karşılığı biraz aynayızdır yani Hı -hı. ben gülüyorsam sen de gülmeye başlarsın Hı -hı. ya o enerji Karşı geçiyorsa geçiyor. herhalde e, onu yansıtabiliyorum kendi içimdeki enerjiyi yansıtabildiğim için onların da güzel enerjisini görebiliyorum gibi bir şey söyleyeyim bana cevap vereyim. yoksa <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> yani senin için başarı nedir? Benim için başarı... Benim böyle her dönem ufak ufak hayallerim ve hedeflerim oluyor. Hayaller hedeflerime kapılar açıyor. Kendime kotalar koyuyorum. En üstte kendime koyduğum hedefler, hayaller var. Onları böyle adım adım yavaş yavaş emekliye emekliye, ne yapıyorsun diyorlar bana mesela. Ben emekliyorum diyorum yani. Hı. Ne iş yapıyorsun diyorlar. Yapmaya çalışıyorum diyorum. Hı. Çünkü daha yolun çok başındayız ne olursa olsun. Ee, bir şey yapıyor yap, yapabiliyorum ya da ben buyum diyebilmek için bence çok yol kat etmek lazım. O yolda çok şey öğreniyorsun ve bir yerden sonra sen demiyorsun zaten. Bunu insanlar sana demeye başlıyor. İnsanların dediği yerde güzel karşılıklar alabildiğin yerde sen sen oluyorsun ya. O da seni tatmin ve gurur kaynağı yapıyor kendi içinde. O yüzden o hedeflere adım adım böyle kendimce belirleyip küçük küçük hedefler koyup o hedeflerin en büyüğü zaten işte benim aklımda olan yerde. Ama o yolu öyle seçiyorum diyeyim yani. O yolda öyle yürüyorum kendimce. Peki dediğin Superman. Aynen. Canlandırmak evet. istiyorum. Bir Superman filmi çekiyor olsan şu anda. Hı hı. Nasıl bir Superman olurdun? Vallahi en son işte Henry Cavill yaptı. Çok güzeldi. <laughs> Hani siyah beyaz mı çekerdin? Bak ben Mesela çeksem, öyle benim öyle bir hayalim var. Yok. Ben ben çeksem, Süpermen'i ben siyah beyaz çekerdim. Ya da benim, benim hmm. bir film hayalim var. O filmi çekersem inşallah bir hmm. gün, o gün gelirse, yani daha kendimi çok geliştirmem lazım o konuda. Kamera arkası konusunda. Hmm. Ee, onu ben siyah beyaz çekeceğim. Hmm. Çünkü ben siyah beyazın daha bana göre, yani bu bana, benim düşüncem daha hissiyatı olan bir tarafta düşünüyorum ben onu. Daha yaşanıyormuş gibi geliyor bana. Hı hı. Eski dönem filmlerini izlediğimizde daha böyle şey oluruz ya. Vay be. Ya ne güzelmiş ya. Falan oluruz ya. Ben hala o duygudayım. Benim fotoğraflarım hı hı. Bile siyah beyazdır yani. yani. Fotoğraf çekiliyoruz, Ben diyorum siyah beyaz yapalım mı? İşte bir işte şarkı yaptım daha yeni. Ee, onun klibini çekiyoruz falan. Dedim ki bu dedim siyah beyaz olacak ya. <laughs> bu, siyah beyaz yani, bu dedim siyah beyaz olsun. <laughs> Deneyeceğiz tabii inşallah. Güzel olursa ve siyah beyaz, olmalı renkli. bilmiyorum. Kendi onlar. hiç dünyanda da öyle siyah beyaz bir adam. Değilim, siyah beyaz değilim ama seviyorum ya. Onun o tadını Hı -hı. seviyorum, siyah beyazın tadını seviyorum. Hı -hı. Renksizliği, re o renksizlik güzel bir enerji veriyor bana, bilmiyorum. Hı -hı. Peki sence şimdi artık hani böyle günümüzde başrol algısı da değişti Hı -hı. ya, şimdi Hı -hı. böyle bakıyoruz bir sürü yeni oyuncu var, şey var. E şimdi şey söylüyorlar ya işte sosyal medya etkisi, takipçi sayısı, bilmiyorum sence bunlar başrolde etken mi günümüzde? Ve öyleyse bunu nasıl değerlendiriyorsun? Az önce, noktaya. az önce konuştuğumuz şey gibi aslında. Yani sen bir şey yapıyorsun ve bunun karşılığını alıyorsun. Bunun karşılığı e, o sevenlerin tarafından aldığın karşılık sosyal medyadansa sosyal medyan canlanıyor. İşte televizyonda reytingse reyting olarak karşılığı geliyor. Yani Bence onun bir skalası yok bana Peki göre. Sadece sosyal medyası yüksek olduğu için birini alıp başrole koyulmasına ne diyorsun? Yani şunun 10 milyon takipçisi var. Hadi bunu başrol oynatalım. Hiç Ben asla doğru, artık. ben asla doğru bulmuyorum Hı -hı. yani ben kendi fikrimi söylersem asla doğru bulmuyorum. Oyunculuğu hobi olarak ya da başka bir şey yaparken hadi ben oyuncu olayım diye bir kafayı da ben sevmiyorum. Bana soruyorlar mesela benden yaşlı küçük insanlar. Ne yapayım abi nasıl? Ben diyorum tiyatro. Yani tiyatroya git. Hı -hı. İlk önce sahne tozunu yut, dekorunu taşı, o dekoru monte et, ne bileyim turnelere çık, çocuk oyunlarında oyna, e, yeri gelir büyük oyunlarda oyna, kursiyer ol. Dibi gör. Çünkü ondan sonra, ondan sonra tırmanmaya başladı Çünkü Hı -hı. bilmiyorsun. Yani o toz pembe dünya değil. Hı -hı. Ee, görünen gibi değil hiçbir şey yani. Artık ya biraz daha şey. herkes farkında bunun. Çünkü ben insanlar karşılaştığım zaman şey diyorlar artık yani. Sizin işiniz çok zor abi ya falan diyorlar. Evet zor. Zor bir iş. Seversen katlanabiliyorsun. Ama bir kısımda bunun tam tersi yapılan işin çok kolay olduğunu düşünüyor. Kolay olduğunu düşünen insanlar biraz böyle at gözlüğü takan insanlar bence. Yani. <laughs> Çünkü bana göre her iş zor. Kimisine göre dışarıdan bakınca insanları sürekli yargılayan insanlar var böyle. Bence insan bir şeye odaklanmalı. Tabii ki hobileri sevdiği şeyler olabilir ama ben bunu yapabiliyorum demek için ya yani çok fırın ekmek yemek <laughs> lazım ya. Yani çok zor şeyler onlar yani. Bir şeyde sen mesela kaç senedir bu işi yapıyorsun? 16 sene oldu. Sen şu anda ben evet Hakan Genceyim diye biliyorsun mesela. Çünkü 16 Hı. seneni vermişsin. Ve hala sana sorsam şey dersin muhtemelen. Öğrenciyim çok şey var dersin. Tabii tabii. Yani, yani, yani gazeteciyim bile diyemiyorsun. İşte daha. yani öyle şey bir şey, dünyadayız. Yani. Peki şöhretin getirileri neler? Senin için? Şöhretin benim için getirileri ben... O karşıma... Karşılaştığım insanların... Beni tanıdıktan sonra gülümsemesi bana en güzel mutluluk kaynağı. Götürüsü yani. ne? Götürüsü biraz daha tabii... E, Kısıtlı yaşamak Kısıtlanıyorsun tabii ki. Kısıtlanıyorsun ama bana o koymuyor. Niye diyor dersen de... Çünkü ben zaten öyle bir insanım. Yani ben Hı -hı. evcil bir insanım. Ben bir yere gidersem sakin bir yer seçerim. Tatile gidersem sakin bir beldeye giderim. E, gibi gibi yani. Bahsettim ya sana işte. Evet zaten sana onu söyleyeceğim. Biz şimdi seninle ilk tanıştığımızda sen 19 yaşındaydın. Evet. Sen böyle benim gözümde... Otuzlarında gibi falan birisi gibisin. Bence bunun sebebi de o ağır yaşantından. Yani ağır demeyelim de şöyle yani seni çok partilerken görmüyoruz. Evet evet. Bir yerlerde çok eğlenirken daha hani evinde bir tatile gittiğinde sakin tatil yapmayı seven falan bir adamsın. Evet yani. Biraz ruhum mu yaşlı senin? Ruhum yaşlı değil. Ruhum yaşlı <laughs> değil. Çok aslında genç. Ama yani ne bileyim kalabalık. Ee, yoruluyorum gibi geliyor hı. kalabalıktan. O yüzden bir de böyle bir insanın gözüne bakınca enerjisini çektiğimi hissediyorum hı hı. ve o enerji beni çok etkiliyor. O yüzden etrafında çok negatif ben bir şey... Ben korkarım, gibi. korkarım yani. Çok insanın gözünün içine bakmaktan da korkarım hı hı. tanımadığım insanın. Yani. Kaçarım oradan. Kötü bir enerji varsa bulunduğum kalabalık ortamda oradan da kaçarım Kaçıyoruz. çünkü yok bana yaramıyor. Hı hı. Peki bir yandan da tabii şey var. Hem sosyal medyanda da paylaşıyorsun. Biraz önce fotoğraflarda da gördük. Makravlar <laughs> var. <laughs> ne var? Sixpack'ler var değil mi? Yani şimdi biraz sixpack oldu mu onlar? Ben saymadım biraz önce. Bilmiyorum ben de saymadım. Mı? Bilmiyorum o kadar çok dikkatim dağıldı kendi aynaya bakıp saymaz mı acaba tane <laughs> Şimdi bundan sonra <laughs> sayacağım ee, diyor bak. Bakarız beraber bakarız. <laughs> şey, ee... sakin bir dönem mi oldu bu aralar? <laughs> e, kendime yönelebileceğim kendi e, hobilerimi ya da istediğim şeyleri, hayallerimi gerçekleştirebileceğim. Bunlardan birisi de düzenli spor yapabilmekti. Hı hı. E, çünkü çok seviyorum sporu. Sağlıklı yaşamak için seviyorum bu arada. Bir yerden sonra tabii ki... Kendi... Tamamen sağlıklı yaşamak için diyorsun. Tabii ki dikkat ediyorsun. <laughs> tabii ki yemene içmene dikkat ediyorsun. Kendine özen gösteriyorsun. Hı hı. Tabii ki kendi öyle görmek herkes için güzel hı hı. bir şey. Ama vaktin varken bunu yapabiliyorsun. Vaktin yokken, çalışıyorken zaten o kadar yoğun çalışıyorsun ki asla kendine vakit ayıramıyorsun. Spor yapmak ne demek yani? Spora bile vakit ayıramıyorsun. Şimdi peki bu nasıl bir beslenmeyle oldu? Nasıl bir çalışmayla? Valla benim metabolizmam kimisi çok yerse kilo alır. Ben yedik yemeye başladım bu sıralar. Güzel Bek yemek Güzel yemek yemeye başladım keseceğim. ama. Çok da daha... güzel <laughs> Ama yok. çok da güzel spor yapmaya başladım. He. Dikkatli spor yapmaya başladım. Daha çok üstüne düşüyorum. O yüzden de güzel kendimi iyi hissediyorum diyeyim. Peki kendini beğenir misin? Mesela kendini seksi bulur musun? Kendimi tabii ki severim ama hı hı. ne yakışıklıyım falan demiyorum kendime. Halim <laughs> <laughs> yok. Vallahi yok. Yani şeyim. Evet kendimi severim. Kendimi yani içime dönük aytaçı severim. Ama şey demiyorum yani kendime. Peki sence bütün bu başarında görüntünün etkisi ne kadar? Tabii ki yani görüntünün etkisi de var. Ee, sen mesela bu bardağı ne güzel Bak Hakan Gencer'e sıkı muhabbet, arkasına kırmızıyı hı. koymuşsun, beyaz bardak. Bu güzel bir bardak şu an. Güzel. Sen bunu şimdi arkasına kırmızı koymasaydın normal bir bardak olacaktı bu. Bu böyle güzel oldu. Dış görünüş herkese etkiliyor ama ilk etapta etkiliyor. Hı hı. Bir kere bakar, e, tamam güzel çocukmuş, güzel kızmış dersin. Ama sonrası önemli olan, sonrasında bir şey yoksa yoktur hı. zaten. Bir daha sana bakmak bile istemez yani. Bir daha tekrar kanalı açıp 2-3 saat daha evet, bir bölüm izlemeli. Niye izlesin seni? Niye baksın sana? Niye sana değer versin? Niye seni merak etsin? Hı. Ya da niye sen bir şey geçiremiyorsan karşındakine muhabbet ederken Hı. bile bir anlamı yok ki. Aynen. Bir değeri yok. Yakışıklılığında, güzelliğinde ne olursan o. Peki ilişkide de öyle midir? Yani ruh güzelliği midir senin için öncelik? Herkes gibi. Bu artık açık ve net bir... ...cevap olacak. Herkes gibi tabii ki dış güzellik... ...herkes için ilk öncelik... ...ama sonrasında... E, ...vakitle beraber, zamanla beraber karşındaki insana tanıdıkça... tanıdıkça e, ...vakit geçirdikçe, ne bileyim... ...o enerji... ...sekansları tutunca... ...bir yerde de demiştim yani... ...hatta aynı şeyi konuşmuştuk... ...şey yani... ...bir insanla... ...konuştuktan sonra, vakit geçirdikten sonra, aman be demiyorsan... ...of ya demiyorsan, o insan senin için değerli bir değerli. insan. Da. Çünkü herkese... Katlanamazsın. Evet. Kimse de sana katlanmaz. O karşılıklı sevgiyle, saygıyla olacak şeyler yani. Peki aşk senin için neyi temsil ediyor? Aşk benim için... E, senin için neyi temsil ediyor? Bana bir örnek ver, ben de o örnekten yola çıkacağım. <laughs> Olmaz şimdi ben mi? Bir dakika, <laughs> hayır. Aşk sana neyi temsil ediyor? Ee, mutluluk diyelim. Mutluluk. Yani enerji. Yüksek enerji. Kalp çarpıntısı. Bana da böyle biraz enerjilerin çatışması, birleşmesi gibi geliyor. Yani Zıt kutuplarda gibi değil de yani böyle bir şeylerin iç içe geçmesi, yani birleşmesi, kabul görmesi. Bir şey eyvallah dersin ya. Onun gibi bir şey yani. Hı hı. Her şeyiyle kabul görmek. Kabul görülmek ve kabul gö kabul etmek gibi geliyor bana. Romantik bir adam mısın da realist bir adam mısındır? Valla ben geri gelince romantik, geri gelince de realist bir adamım aslında. Çok açık sözlüyüm. İçim dışımdadır yani hemen anlatırım konuşurum söylerim derdime e, çare bulmaya ararım beraber konuşurum e, hmm. ama yeri gelince de böyle tatlı bir yerden kendimce artık ben öyle hissediyorum belki de romantiyimdir yani hı hı. güzel peki bir yandan da müzik var evet hayatında hatta ne kadar oldu İki sene falan oldu bir şarkı. İki çıkarttı. sene kadar oldu, iki sene iki seneye yakın oldu. Yakın bir yakın, şarkı yakın çıktı, oldu. Barındığım hikaye sonra, çıktı. Barındığım hikayeden sonra bir ara verdi. Şimdi yeni bir şarkı çıkıyor, değil mi? Şimdi ondan böyle biraz yaptık. bahsedebiliyor muyuz? Ee, sen mi yazdığın sözleri? nasıl bir hikaye anlatıyor şarkı? Ya ben e, ilk şarkıyı yaptıktan sonra benim başka şarkılarım da vardı. Ama ben yazdığım şarkılar vardı, daha doğrusu yani yazıyorsun ve kafanda bir şeyler kuruyorsun. Öyle o kafamda kaldı onlar. Sonra dedim ki bir motivasyon yani bir yardım çığlığı ne bileyim bir, bir el el uzatmak gibi bir şey hem kendime hem dinleyen bir birisine fark etmez yani, yani. Kendime bir motivasyon şarkısı yapmak istedim ee, sonra ortaya böyle tatlı bir şey çıktı güzel Hı -hı. bir şey çıktı onda böyle akustik bir taraftan söyledik Hı -hı. güzel bir ekip kurduk ee, çok güzel insanlarla tanıştım. Hatta geçenlerde Bursa'ya gittim onu, e, o hayalimi gerçekleştirdik. Çok da değerli, çok da güzel bir şey çıktı ortaya. Yakında da inşallah... Ha, bayağı şu anda hazır yani her şey. Hazır, evet her şey hazır. Şarkı söylemek hep benim hayalimdi. Ben oyuncu olmadan hmm. önce şan dersleri falan alıyordum, gitara falan başlamıştım daha lise 1'deyken. Hatta 8. sınıfın yazındayken. Şarkıcı olmak hayalim bile vardı böyle ufak bir dönem. Tiyatro ile tanışınca, sahneye çıkınca hepsi kenara itildi ve sahnede kalmak istedim. Hı hı. E, çünkü orada buldum kendimi. Hı hı. Ondan sonra onu böyle bir hobi olarak cebimde taşıdım hep. Sonra da dedim ki ben bunu niye gerçekleştirmiyorum, niye sevdiğim şeyi yapmıyorum derken barındığım hikayeyi yazdım ve onu gerçekleştirdim. Ondan sonra da işte böyle vaktim olunca da dedim ki zaman bu zaman Aytaç şimdi yaptın yaptın. Peki hangisi daha böyle kalp çarpıntısı yapıyor, heyecanlandırıyor? Kamera önümü o mikrofonun arka tarafı mı? Yemin ediyorum ikisi de. Çok Hı -hı. heyecanlanıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Hangisi daha zor sence? İkisi de zor. İkisine de hiçbir şey diyemem. İkisi de kendi alanlarında çok... E, yani şarkıcılık da çok zor. Bir şey yazmak, çizmek, onu bestelemek, ona kafa yormak da çok zor. Oyunculuk, bir karaktere girmek, bir karakteri canlandırmak, o anda kalmak, yaşayabilmek. E, o da çok zor. Tabii ki benim asıl işim oyunculuk, asıl mesleğim Hı -hı. oyunculuk. Asla ben bir şarkıcıyım diyemem ama sevdiğim bir şeyi yapmayı hadi. seviyorum diyeyim. Güzel peki bu yeni şarkının hikayesi var mı? Yani ne anlatan çikolik hikayesi olan şeyleri. Evet yeni mi? şarkının hikayesi dedim ya motivasyon yani bunu dinledikten sonra bir adım at desin istedim. Hadi neden olmasın yani benim şimdiki mottom neden olmasın Hı -hı. yani hadi 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 artık bir adım atsan olacak belki de ama yapmıyorsun adımı hadi Hı -hı. güç bul. Zaten bir şey yapmasan yapmadın yani elinden bir şey kaybetmiyorsun. Sözler yani. sana mı ait? Sözler bana ait. Müzik. Müzik e, Zafer Zaferle tanıştık işte Bursa'da hı hı. Zafer Tufan. Onun da çok güzel arkadaşları vardı. E, çok güzel bir ekibi vardı. Çok güzel bir aile bir ortam vardı ailevi bir ortam vardı. Oturduk birden böyle e, canciğer olduk herkeste ve birden oturup işte ben sözleri söylerken onlar müziği yazıp çizdiler beraber de böyle bir şeyler ortaya koyduk. Ama müziği Zafer'e Hı. ait diyebilirim yani. Ve ekibimiz hep beraber yaptığımız bir şeydi. Peki Aytaş seni sen yapan anı hatırlıyor musun? Beni ben yapan anı... Valla... Beni ben yapan an benim İstanbul'a geldiğim andı. <laughs> İstanbul'a geldim, o kadar çok param yoktu yanımda. Ve kendi başıma bir şeyler yapmak istedim. O dönem, yani o... Söze kadarki dönem... Benim için, benim kendimi bulduğum ve... Kendimle yüzleştiğim, çatıştığım, savaştığım, Beni ben yapan dönemdi yani o dönem zor bir dönem yani oldu çok zor bir dönemdi çok e, insan yalnız kalmaktan korkar ya yalnız kalmak ve kendi başıma bir şeyler yapmak istediğim için zor bir dönemdi benim için ama Hı -hı. o günler seni bugüne getiriyor Hı -hı. o günlere dayanamazsan ve katlanamazsan sabredemezsen bu günler olmuyor o günleri iki varlar yani o günler beni ben yapan Aytaç yapan şeyler. Peki yani. Manisa'da başlıyor değil mi? Yani Manisa'da. Tiyatro ile başlıyor. Tiyatro ile başlıyor. Anne baba ne iş yapıyordu? Annem ev hanımı. Babam ha? e, ilk dönemlerde otobüs şoförüydü. Ondan hmm. sonra bir sayıcılık yaptı. E, ayakkabıcılık yani. Hmm. Ondan sonra yine şu anda otobüste çalışıyor. Hmm. E, zaman zaman, ara ara. Babam hep çalışıyor. Babam durmuyor. Annem de ev hanımı. Annem de bizlerle uğraşıyor. <laughs> Siz kaç kardeş? Işi. Biz üç kardeşiz. 3 kardeş. Abim bir de abim benden beş yaş büyük. Bir Yalın de... var. Yalın da benden yirmi yaş küçük. Küçük. <laughs> evet. O bayağı. Ondan sonra o dönemlerde oyunculuk nereden giriyor kanına Manisa'da? Manisa'da işte tiyatroya başladığım günde çünkü ben beni edebiyat hocam Tülay İnce Hı -hı. davet etti tiyatro koluna. Ben oraya gittiğimde bana herkes ne işi var bunun burada yani gitsin hocam dediler. Böyle mi dedim ben de yani bu mu gerçekten Kesin gözünüzdeki yani. ya hırs değil de ben bunu yapabilirim dedim yani. Ya, böyle bir, bir dünya yok derken ben e, o, o grubun başkanı olmaya falan başladım böyle hani. Tabi orada tabii o kadar Evet evet. Ve o kadar çok sevdim ki. Ondan sonra biz o festivalde birinci olduk. Hayatın en büyük meydan okuman neydi? Allah hayatın en büyük <laughs> meydan okumam neydi? Çok güzel soru. Hayata en büyük meydan okuman bana kimsenin inanma inan bana kimse inanmazken benim hayallerime koşup bir şeyleri gerçekleştirmeye çalışma çabam diyebilirim. Hmm. Yani eee olmayabilirdi. Ben ama pes etmeyecektim. Hayalimin peşinden gidecektim. Sence bu iş olmasaydı şu anda ne yapıyor olurdun? Ben şu anda beni bir tiyatroda Hı -hı. Ya Manisa'da ya İstanbul'da ya başka bir yerde. Yine şeyde. Ama oyunculukla para kazandırdım. Evet evet. Yine yine elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışan Hı -hı. olarak adam olarak bir tanırdım beni yani. Üniversite var mı? Üniversite evet üniversite var, mı? var okuyorum ama dışarıdan Hı -hı. açıktan okuyorum. Dostların sana ne diye seslene? Valla dostum diyen bir kardeşim var dostum var gerçekten. Aytaç derler ya ne Hı -hı. derler? ki? Kardeşim derler. Aytaç derler. Abi <laughs> de Güzel. <laughs> Tarihten istediğim birisiyle bir sohbet etme şansım var birisiyle. Vallahi ben Charlie Chaplin'le konuşmak isterim. <laughs> yemin ediyorum. Güzel. Onun da hayranıyım. Güzel. Peki e, ilk randevuda e, asla yapmam dediğin şey nedir? İlk randevuda asla yapmam dediğim şey... Vallahi çok üstelemem. <laughs> Ya kimsenin üstüne gitmem yani o. Akışına mı bırakıyorsun? Evet yani olduğum gibi olurum. Başkası Hı -hı. olmaya çalışmam. Asla yapmam Hı -hı. dediğim şey başkası olmaya çalışmamak diyeyim. Çapkın mısın, flörtöz müsün? İkisi de değilim. İkisi de değilsin. Dururum sadece. Şey misindir yani sana mı gelecek? Yok. Ee, bu tabii ki hissedilir çok net. <laughs> Ama ben gidemem. Ha ilk adımı sen atamaz mısın? Ee, çok tabii emin ki... olmamı mı gerekir? Ya korkarım. Rahatsız etmekten korkarım bir kere. Hı -hı. O yüzden atamam ilk adımı. Ben beklerim. Ama ufacık bir adımda ben de ee, güzel bir adım atmaya çalışırım Tabii. her zaman. Aldattın mı, aldatıldın mı? İkisi de olmadı çok şükür. Hı hı. Allah korusun yani. Güzel. Ee, peki bir kadında asla tahammül edemediğin şey nedir? Bir kadında asla tahammül edemediğim şey saygısızlıktır. Saygısızlık. Saygısızlık. Peki yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyle. Valla spor işte ya. Hı hı. Spor diyeyim. Yani çünkü dönem dönem öyle bir vaktim olunca yani. asla bırakmıyorum. E, vakit buldukça yani. Peki yaparken yakalandığın ve en utandığın şey? Yaparken yakalandığım en utandığım şey... Okulda kopya çekmek falandır herhalde yani. Hocaya yakalanmaktır. Yapmışımdır bunu. Görünce gözlerini alamadan baktığım bir şey söyle. Sevdiğim insandır. <laughs> kendi sorularıma kendim gülmek kızdım. Evet. Yani. <gülüyor> sevdiğim... <gülüyor> sevdiğim insan <laughs> annem, kardeşim. E, seni hiç tanımayan biriyle karşılaşıyorsun kendini ifade etmen, anlatman gerekiyor. Nasıl anlatırsın? Şey derim herhalde yani, sen kendin gibi ol, ben zaten kendim gibiyim. Kimse bir başkası gibi davranmasın hı -hı. ki biz birbirimizi gerçekten tanıyalım hı -hı. derim. Güzel. Peki <laughs> hayatta kırmızı çizgilerin nelerdir? Yani neler seni çileden çıkartır? Nelere tahammül edemez Valla dediğim gibi saygısızlık, hı -hı. Ee, yalan hissedersem de ee, birisi yalan söyler anlamazsın. Ben onu hissettiğim anda yani hissettiğim anda onun bana söylemesi bir şey söylemesi yaptım ya da yapmadım demesi bana fark etmiyor anlıyorum çünkü o enerjiden hissediyorum yalan geç kalmak geç kalmaya asla tahammülüm yok ve yapılan şeye değer vermemek İş, bir buluşma ya da ne bileyim bir bir şeye gideceğiz gitmemiz gerekiyordur ona gerçekten değerini verip yapmalı değer verilmiyorsa da yapmasın yani. Böyle sinirlenip çabuk sönenlerden mi? Şeyi sevmiyorum mesela. El kol hareketini hiç sevmiyorum. Hani el şakaları. Yani ya o yani hiç sevmem. Ben de işte öyle sevmem. Sen böyle kafana falan bir de böyle vururlar ya. Yok işte arkadaşlarım bunu bilirler. Bilmeyene de bir kere uyarırım. İkincisi olursa ben de ben olmam yani. Güzel. Peki e, bunu da önce de sana sormuştum ama yine sorayım. Sor, Bu sor. çünkü programın son sorusu sor. oluyor genelde. Sevgilinin odasında bir obje olsan ne olurdu? Sevgilimin odasında bir obje olsam... Yastı olurdum ya. Yani. romantik var. Ha yastı olurdum. <laughs> Güzel. Vallahi Dinlensin yani. E, e, şimdi yeni şarkı. Ondan böyle küçük bir bölüm mırıldanırsan bize hatta böyle klibi de yetişmiş olursa bu döneme belki klipten de küçük bir şey İnşallah, koyarız tamam. ama senin sesinden de hani dinlersek şahane olur. Tamam. Bir, bir kublesini söyleyeyim. Hmm. Bitti artık kaybettim. Bütün hataların batıp çıkmaların gitti artık vazgeçtin bütün hayallerin güçlü zaferlerin neden sor kendine senden başka kim vardı yanında diye bitireyim yoksa hepsini söyleyeceğim hepsini söyleyeceğim İnşallah Aytaç'ın senden jönden sonra popstar da olur. Hayır, <laughs> hayır oyunculuk Sırada mesleğimiz. Sanki o gibi. Oyunculuk oyunculuk mesleğimiz. Sonra bir de popstarlık da gelebilir yani. Yok yok oyunculuk mesleğimiz ama e, böyle devam ederse çeşitli e, yardım amaçlı yardım <laughs> amaçlı şeylerde bulunmak isterim ben. Yani eğer bir katkım olacaksa o sahneye çıkıp şarkı söylerim. Ama bu e, bütün karşılığı bir vakıfa ya da işte. <laughs> değerli i̇yi bir yere için. Şey yani, i̇yi ha? bir amaç için ben bunu yapmak isterim olur. her zaman. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok yani. sağ ol. Vakit için. Çok seviyorum seni. Çok ben seviyorum de seni. Şey. Seni gördüğüme de çok sevindim. Artık programlar dışında da görüşürüz. <laughs> Görüşeceğiz. <gülüyor> Aynen öyle. Herkese iyi hafta sonları dileyelim. Görüşürüz. Bye bye. Hoşçakalın. <laughs>